GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Ben GCM Forex Araştırma Departmanından Baş Analist Kudret Ayılır. Sizlere MetaTrader içerisinde olmayan birkaç indikatör hakkında bilgilendirmeler gerçekleştireceğiz. Özellikle genel anlamda indikatör eğitimlerimizde MetaTrader 4'ün içerisinde yer alan çalışmalarımızı sizlere aktarıyoruz. Ve e, özellikle hani şu, bugün sizlere aktarabileceğim e, MetaTrader 4'ün e, standart indikatör çalışmaları dışında ama genel anlamda en fazla kullanılanlardan e, olan indikatörler hakkında band stop with alert ya da Bollinger Bandı stratejileri ve pivot e, resub dediğimiz e, buradaki dalgalanmaları ölçen indikatörleri sizlere aktaracağız. Özellikle bu indikatörlerin isimlerini de e, yani nasıl bir isim olarak kay, e, Google'da araştırabilirsiniz. Bunları da sizlere aktaracağız. Sizler bunu in, e, internetten e, yazılımlarını indirebilir, MetaTrader içerisine ekleyebilirsiniz. Tabii ki burada öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum indikatör eğitimlerimde özellikle bu hususa çok e, izah ediyorum. Ayrıntılı bir şekilde duruyorum. İndikatörler aslında duygusallığın yer almadığı bir nevi robotsal yazılımlarla oluşturulan sistemlerdir. Yani manuel bir şey yapmıyorsunuz. Her şey hazır. Sistemsel bir şekilde kodlamalar vasıtasıyla bu bütün her şeyi e, karşınızda siz sadece aşağıya da yukarı yönlü sinyal geliyor mu gelmiyor mu buna bakacaksınız. Yani iş birazcık daha robotlaşıyor. Bu aslında duygusal faktörü ortadan kaldırıyor ancak bu indikatörler sizin yerinize alım satım yapmadığı için otomatik olarak yine sonuçta o al ya da sat penceresindeki butonlara siz basacaksınız. Bu ne demek? Bu Özellikle herhangi bir sistem kullanıyorsanız sisteminize bağlı bir trader olmanız gerektiği yöndeki düşünceyi ön plana çıkartıyor. Ancak indikatörlerin de başarısız olduğu zamanların olabileceğini, sadece indikatörlerle bu işin olmayacağını, indikatörlerin aslında başarıya giden yolda bizim için önemli bir araç olduğunu, ancak bunu kullanırken de dikkatli olmamız gerektiğini, sadece bir tane indikatöre bağlı kalarak işlemlerin oluşturulmaması gerektiğini, muhakkak diğer indikatör ya da basit teknik analiz yöntemlerinden yararlanması gerektiğini unutmayalım. İlaveten şu anda sizlere aktaracağımız indikatörler kesin başarılıdır gibi bir algının da oluşmaması önemli. Bu indikatörler benim de bizzat kullandığım, başarılı olabileceğini düşündüğüm, doğru stratejilerle kullanıldığında aslında gün içi işlem stratejilerde bize destek olabilecek bir indikatör türüdür diyebiliriz ya da indikatörlerdir diyebiliriz. Özellikle bu iki indikatörde trend gösterici nitelikte olan bir indikatördür. Tabii ki bu indikatörü bizler hazırlamadık. Bu indikatörler özellikle yurt dışındaki forum sitelerinde çok fazla e, görülen, çok fazla talep edilen indikatörler. İlkine geçecek olursak Band Stop With Alert ya da Bollinger Bands diye de geçerli. Ve bunlar hareketli ortalamalardan e, ve bollinger bandlarından yararlanılarak oluşturulmuş. Özellikle de bollinger Bandından yer almaktadır ya da Bollinger bandına yararlanılmaktadır. Ve burada özellikle bu indikatörün en kolay tarafı size aşağı ya da yukarı yönlü ok göstermesi yani satış ya da alış görüntüsünü size sunması. Tabii ki her satış ya da her alış göstergesinden sonra yani her işlemden kazanç elde edebilir misiniz? Bu tabii ki mümkün değil hiçbir indikatör size bu mükemmelliyete ulaştıramaz. Ama genel çerçevede yani ortalama olarak baktığımızda bu işlem stratejisi yani backtest çalışmalarına baktığımızda özellikle başarılı işlem adedinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki özelliklerine de değinmek lazım. Çok basit, kullanışlı bir indikatördür. Sadece kısa kısa bilgilendirmelere ihtiyaç vardır. Tabii ki bunu Google'da Band Stop It Alert ya da Bollinger Band Stop Alerts diye de aratabilirsiniz. Bunu indikatörün MQ4 koduyla bilgisayarınıza yani daha doğrusu MetaTrader'ınıza yükleyebilirsiniz. Bu slaytlar tamamlandıktan sonra platformumuzu açacağız. Platformumuzda da bu indikatörle alakalı birkaç kısa örnekler yaparak eğitimimizi tamamlayacağız. Şimdi bu indikatör özellikle trendi görmemize katkı sağlayan bir indikatör olarak karşımıza çıkıyor. Bollinger bandından ve üstsel hareketli ortalamalardan yararlanılmaktadır. Yani formülizasyonların içerisinde hesaplamalarda bunlardan yararlandığını görebiliyoruz. Manuel bir şekilde al sat sinyali görmemize katkı sağlar. Manuel bir şekilde al sinyali ne demektir? Yani sizin yerinize işlemler yapmıyor. Size bir sinyal veriyor. Siz de bu sinyale göre al ya da satış yani sat kararını veriyorsunuz. Yani bir nevi osilatörlerden stokastik osilatör gibi size işte 20 ve 80 seviyelerinin kırılmaları ile birlikte al ya da sat sinyali veriyor gibi düşünmenizdir. Yani sizin yerinizde işlem yapmıyor. Size sadece Al ya da sat bölgelerini söylüyor. Özellikle bu indikatörde hani bir e, varlık seçimi var mı? Yani genel anlamda dikkat edilecek bir varlık var mı? Hangi varlıklarda kullanılabilir? Sorusunun cevabında bütün finansal varlıklarda kullanılabilir. Hangi zaman diliminde kullanılacak olur diye soracak olsanız yine bütün zamanlarda kullanılabilir. Ama hem finansal varlıklarda hem de zaman dilimlerinde burada backtest çalışmalarımızda görmüş olduğumuz husus şu. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde güvenilir sonuçlar vermekte. Genellikle 1 saatlik yani benim de kullandığım 1 saatlik zaman dilimlerinde özellikle anlık işlemlerde yani gün içi kısa vadeli işlemlerde başarılı sinyaller vermektedir diyebiliriz. Yani H1'de güzel bir sonuç oluşturmaktadır. Varlık olarak da Euro dolar, Sterlin dolar, dolar Türk lirası ve altında özellikle başarılı sinyallerin verdiğini söyleyebiliriz. Hani bu indikatörde hangisi bu dört varlığın içerisinde hangisidir diye soracak olursanız euro dolar en başta bu indikatörlerle kullanılabilecek bir varlıktır diyebiliriz. Özetleyecek olursak, 1 ve 4 saatlik grafiklerde ideal 1 saatlik grafiklerde Tüm varlıklarda yani tüm finansal varlıklar için geçerli ama euro dolar sterlin dolar dolar tıkrası altın için başarılı e, sinyaller vermekte. İlaveten de bunların içerisinde euro dolar paritesi dikkate takip edilmelidir. E, Trendi görmemizi sağlayan bir indikatör dedik. Bu yüzden de özellikle indikatörlerin genel aksamını bozacak stratejiler bu indikatör için de zararlıdır. Örnek veriyorum indikatörlerin çoğu yatay trendlerde çalışmaz. Daha doğrusu yatay trendlerde indikatörlerin çoğu başarılı işlem stratejileri oluşturmaz. Özellikle bu indikatörün yine Bollinger bandının da içerisinde olduğu yamalı indikatör, yani peçli indikatörler de söz konusu. Burada özellikle yatay görüntüde, e, hareketler gerçekleştiği zaman ilgili bollinger bandından da yararlanılabilir. Ya da bu indikatörün içerisine bollinger bandını atarak bu yataylıktan da yararlanılabilir. Çalışanlar var yataylıkta ama şu, bu indikatör yataylıkta çok önemli sinyaller vermiyor. Biraz sonra size aktaracağım e, pivot hesaplamalarında yani indikatöründe bu yataylıklardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi bu indikatörün önemli olduğunu gösteren bir diğer backtest çalışmalarımızda da yine bir saatlik grafiklerde özellikle dönüşlerde yani dönüşten kasıt özellikle satış görüntüsünde yani satış işlemlerinde bu indikatörün Biraz daha etkin bir fiyatlama içerisinde kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Şimdi niye satış diye soracak olursanız bu aslında piyasanın bir kanunu niteliğinde. Alışlar kademeli ve hacimsiz, satışlar sert ve hacimli olmak zorundadır. Yani bu piyasanın kanunudur. Bu yüzden de özellikle bu tür dönüşlerde yine euro dolar sterlin dolar dolar Türk lirası ve altında önemli sinyaller verecektir. Ama burada özellikle yine şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tür testlerde genellikle trend yönlü pozisyonların daha aktif bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmayalım. Yani trend yönlüden kasıt trendten kasıt orada okların vermiş olduğu sinyaller değil. Örnek veriyorum Euro dolar paritesinde 1 saatlik grafikte bir düşen trend varsa bu düşen trend içerisinde sana sinyal al veriyorsa bu al sinyali başarı performansı yani özellikle take profit'e giden yolda doğru kararlar veremezseniz mevcut işleminizde başarı şansınız biraz daha yavaşlar. Bu yüzden de özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Burada stop loss ve take profit hedefleri de çok önemli. Stop loss noktasında özellikle biraz daha netleşmek gerekiyor. Çünkü ok geldiği an hemen sat ya da al işlemi gerçekleştirmekten ziyade en azından bir tane mum geçmesini beklemek, en azından bir tane kapanış bakmak bu teyit açısından da riski minimize etmek açısından da önemli. Yani ok geldi aşağı yönlü gösterdi diye hemen satış yapmak değil. Ok geldikten sonra en azından 1 saatlik ya da 4 saatlik tabii ki biz 1 saatliği konuşuyoruz. 1 saatlik kapanışı beklemek, ondan sonra strateji oluşturmak birazcık daha etkili olacaktır. buna dikkat etmekte fayda var. Tabii ki şimdi bizim bu aktardıklarımız işin monel boyutu. Bunu belirli yazılım destekleriyle yani peçlerle birlikte bunu robotlaştırabiliriz ki bunu robotlaştırılmış uygulamalarda var. Ee, biraz önce belirttiğim yani şu anda e, indikatörde görmüş olduğumuzun Bollinger Bandı destekli olanı da var. Biraz önce size izah ettiğim e, robotsal yazılımlarla alsat işlemi gerçekleştirenler de var. Yani bunlar özellikle e, kullanılabiliyor. Yani bir çalışmanın yeni sürümleri gerçekleştirilebiliyor. Benim şu anda kullandığım bu ama bununla alakalı yüzlerce değişik e, varyasyonlar söz konusu. Bu yüzden özellikle araştırma yaparken de bunlara da dikkat edelim. Özellikle hani bu konuyla alakalı e, daha ekstrem bilgiler verilebilir mi? Hani indikatörün genel anlamıyla bilgilendirmesi bu şekilde. Biraz sonra da zaten e, grafiklerimizi açarak da ilgili indikatörün e, sonuçlarının nasıl bir e, süreçte etkili olduğunu size aktaracağız. Sadece ilave etmem gereken bir husus var. Özellikle bu indikatörle birlikte işlem gerçekleştiren bir trader pozisyonunu kapatmak isterse iki senaryo kullanılabilir. Birinci senaryo indikatör Stratejisi ile alakalı senaryo yani genel senaryomuz mevcut al sinyali verildiğinde pozisyonumuzu alışla devam ettirirken yeni bir sinyal verilmesi yani satış sinyali verilmesi o zaman ben elimdeki pozisyonumu kapatırım. Yani tam ters bir sinyal verilene kadarki süreçte pozisyonunu devam ettirebilirsin. Bu tamamıyla genel bir indikatör stratejisi. İkinci senaryomuz nedir? Ben bana verilen sinyalden sonra take profit ve stop loss noktalarımı yine kendi sermayeme ve sermayemden elde edeceğim kazancın ya da zararın tatminserliğine göre oluşturabilirim. Örnek veriyorum ben bu sinyalle işlem açtım benim hedefim burada 50 pip'lik bir kazanç elde etmek stop loss'umda örnek veriyorum 30 pip ya da birebir yaptım 50 pip gibi. Yani bu yüzden de özellikle bu tür ikinci bir senaryo oluşturabiliriz. Lütfen şu hususu unutmayalım. İndikatör kullanımında başarı sizin risk yönetiminizdedir. Yani indikatör tabii ki sinyal verdiği zaman, hemen hemen bütün indikatörler sinyal verdiği zaman ilk etapta başarıya ulaşır. Hiçbir şekilde başarısız olmaz. Yani eğer ekstra bir fiyat değişimi olmazsa önemli olan burada başarısızlığa yol açabilecek faktörü de düşünerek iş tarafta sermayemize uygun bir risk yönetimi yapabilmemiz. Yani bu indikatör 500 pip size kazanç elde ettirecektir gibi bir algı içerisinde olmayalım. Yani dip ve tepe noktalarının peşinde olmayalım. Burada kendimize hedeflemeler verelim. Biz eğer kısa vadeli işlemci isek ki Forex piyasasında yer alan işlemcilerin neredeyse tamamı gün içi işlemler yapma heyecanında özellikle gün içi işlem yapıyorsak bizim amacımız gün içerisinde işlemimi kapatmak mümkünse başarılı bir şekilde. Gün içerisinde mümkünse başarılı bir şekilde kapatacağım işlemimin pip değerinin rasyonel olması lazım. Örnek veriyorum Euro dolar paritesinde en hareketli döneminde 250-200 pip arasındaki hareketler vardır. Hadi birazcık daha hareketsiz bir zaman olduğunu varsaydığımızda 40-50 piptir. Normal ortalama baktığımızda 100-120 pip civarlarında hareketler vardır. Siz dip ve tepe noktalarından maksimum performansını alamazsınız. Bu mümkün değil. Şimdi burada rasyonel hedefler vermek lazım. Mesela gün içerisinde yorular paritesinde mevcut hareketin 50 pip tarafını almış olsam yani 50 piplik bir kazanç elde etmiş olsam burada bir lotta 500 dolarlık bir kazanç demek oluyor. Yani bu şekilde kendi stratejilerinizi oluşturmanız gerektiğini unutmayalım. Yani biz burada size binlerce indikatör anlatalım. Hepsinin de backtestinde başarılı olduğunu göreceksiniz. Ama önemli olan bizlerin size manuel bir şekilde bunu eğitimsel anlamda anlattıklarımızı siz Real hesabınızda yani gerçek hesabınızda bunu sermaye yönetimimizi doğru kullanacak şekilde oluşturabilmeniz. Bu husus gerçekten çok önemli. Şimdi grafiği incelediğimizde Dolar Türk Lirası'nın bir saatlik grafiğini son düşüşlerini ve son yükselişlerini gösteren bir grafik çalışması. Kaba taslak baktığımızda 3.75 civarlarında oluşan bir aşağı yönlü hareket var. İlk yeşil renkli elipsin bulunduğu bölge yaklaşık olarak Cuma günü tarım dışı istihdamla birlikte daha ABD'den gelen istihdam verileriyle birlikte oluşan sert aşağı yönlü hareket. Bu aşağı yönlü harekette Bollinger bandının daha doğrusu Band Stop Fit Alert indikatörünün net bir şekilde sinyal verdiğini ve bu sinyal verdikten sonra aşağı yönlü hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki o anda yani tarım dışı istihdamla birlikte o anda çok sert bir fiyat değişimi kaydederken indikatörün size anlık olarak o sinyali gönder yani gösterdi ya da o sinyalin uyarısını gördükten sonra işleme dahil olup olmadığınız da önemli. Biraz önce vurguladığım biraz daha garantici olmak babında bu sinyal geldikten sonra en azından bir saatlik kapanışı takip ettikten sonra bu sinyale devam edip etmeyeceğiniz de çok önemli. Örnek veriyorum sinyal geldi. İlk saatlik kapanışı gördük. Kapanışı gördükten sonra yeni harekete baktığımızda Bu da yaklaşık 3.70-3.71 aralığında. 3.71 civarlarından gerçekleştirilen satışta bugün Alt bölge yaklaşık olarak 3.66'lar görüldü. Yani tarım dışı istihdamla birlikte o ilk saatteki yani o ilk e, fiyatlamadaki o anlık sinyalde işleme girememeniz çok normal e, ve ondan sonra bir saatlik kapanışı bekledikten sonra yeni bir e, satış işlemi açmış olsaydınız özellikle oradaki ok da kırmızı olduğu için otomatik olarak 3.66'lara kadar bir alan vardı. Daha sonra pazartesi gününe bakalım. Pazartesi günü özellikle dolar endeksindeki toparlamalardan dolayı dolar Türk Lirası'nda da toparlanmalar izledik. Peki bize ne zaman sinyal verdi dolar Türk Lirası? Yine grafiği incelediğimizde kabataslak baktığımızda 3.68 civarlarında bize bir sinyal verdiğini görebiliyoruz. Yani 3.71'lerde ya da 3.70'lerde sattığımız pozisyonu 3.66'lardan kapatamadığımızda bize normal şartlarda 3.68'lerden kapat uyarısını veriyor. Ya da biraz daha beklemiş olsaydık 3.70'lerden kafa kafaya neredeyse kapatmış olacaktık. Yani aslında giriş ve çıkış seviyelerimize baktığımızda bize kazanç elde ettiriyor mu? Evet. Ama benim biraz önce size izah ettiğim kazanç tatminselliği çok önemli. Yani sizin 3.70'ten yapmış olduğunuz satışı 3.50'lere kadar bekletebilme şey, durumunuz kısa vadeli analizlerde yok. Öyle olursa zaten kısa vadeli analiz olmaz. Ya bu Dolar Türk Lirası'nın güneşi işlem trade'ine de aykırı. Yani siz hangi vadeye göre işlem yapacağınızı da bu şekilde belirlemeniz gerekiyor. Kendinize kıstas koymanız lazım. Bir lotta e, Dolar Türk Lirası'nda işte bir pipin 10 Türk Lirası olduğunu varsaydığında benim için öncelikle işte 100 piplik bir hareketin oluşması gerekiyor. 100 pipten kasıt işte 3... 70'lerden 3.69'a düşmesi benim için 1000 dolarlık bir kazan, 1000 Türk lirası kazanç örneğim. Peki ben 1000 Türk lirasını dolara vurduğumda ne kadarlık bir kazanç oluyor? Kaba 300 dolarlık bir kazanç. Ben mesela benim için günlük kazancım 500 dolar olduğunu varsaydığımda bu 500 dolar kaba yine hesapladığımızda 18.000 19.000 civarı e, şeklinde yani daha doğrusu e, 1900 1900 e, dolar e, Türk lirası civarı. Burada kapatarsak baktığımızda bir 190 200 hadi 200 piplik bir kazanç. Yani bu ne demek? 370'ten girdiğini 368'den kapatmak gibi. Bu yüzden de özellikle bu tür sizler tatminsel hedefler koyabilirsiniz. Tabi bu sermayenize göre yani bunu 1000 dolarlık hesabınızda benim günlük kazancım 500 dolar diyemezsiniz. Bu ya da örnek veriyorum işte 10 bin dolarınız var ben işte günde işte bin dolar kazanacağım diyemezsiniz. Bu tamamıyla strateji anlamında bir rasyonel çalışma içerisinde olmalı. Buna lütfen dikkat edelim. Genel çerçevede baktığımızda mesela şu anda 3.68 civarlarında bir alt sinyali veriyor. Hala daha ok yukarı yönlü biraz sonra ee, bu grafiğin güncel halini de sizlere aktaracağız. Hala bakalım alış sinyali devam ediyor mu? Etmiyor mu? Bunu da net bir şekilde göreceksiniz. Diyor ve ben artık bu indikatörü tamamlamak istiyorum. Ee, biraz sonra uygulamaya geçtiğimizde de biraz daha yakından inceleyeceksiniz. İkinci indikatörümüz Pivot Rest Sub dediğimiz burada Rest Sub dediğimiz destek ve direnç aslında İngilizceleri. Burada yine Trend görmemizi sağlayan bir indikatördür. Burada pivot hesaplamalarından da yola çıkılarak burada mevcut gün içerisindeki fiyat dalgalanmalarını ölçmeye yarayan bir göstergedir. Özellikle burada mevcut çizgilerin dışındaki fiyat değişimlerine göre stratejiler oluşturulabildiği gibi, mevcut çizgilerin içerisinde biraz önce bahsettiğimiz o yatay görüntüde çizgiler içerisinde hareketler izlenebilir. Genel itibariyle indikatörün kullanımı şu şekilde. İki tane çizgi vardır. Alt tarafta kırmızı çizgi destek noktası. Üst tarafta mavi çizgi direnç noktası. Kırmızı destek çizgisini aşağı yönlü kırarsa satışlar devam edebilir. Bu gün içerisindeki fiyat dalgalanmalarının daha fazla olacağını gösterir. Bu yüzden de kırılma sonrasında negatif tarafta yer alınabilir. Ya da tam tersi yukarı tarafta mavi direnç çizgisinin geçilmesi yukarı yönlü dalgalanmaların büyüklüğünün devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirir. Bu da e, yükselişler için önemli bir sinyaldir. Ama eğer yataylık varsa o zaman biz mevcut çizgiler içerisinde stratejiler belirleyelim oluşturabiliriz. Bu da mevcut çizgilerden yaşanılacak dönüşler. Burada dönüşlerden sonra nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Alt bölgeden dönüş yukarı yönlü, üst bölgeden dönüş aşağı yönlü şeklinde oluşturulabilir. Yine bütün finansal varlıktan ve zaman dilimlerinde dikkate alınabiliyor. Ancak 1 ve 4 saatlik grafikte başarılı sonuçlar verdiğini, 1 saatlik grafiklerde yapmış olduğumuz backtest çalışmalarında başarılı sonuçlar oluşturduğunu anlık işlemler yani gün içi kısa vadeli işlemlerde başarı şansının biraz daha arttığını yine varlıklara baktığımızda euro dolar sterlin dolar dolar Lirası altında mevcut çalışmaların başarılı olduğunu tabi bu varlıkların kıyaslamasında euro dolar ve altının bu aşamada bir adım daha öne çıktığını söyleyebiliriz kullanımı biraz önce anlattım. Ben Stop It Alert indikatörü kadar kolaydır. Burada diğer indikatörden farkı size bir ok yukarı ya da aşağı şeklinde göstermiyor. Sadece mevcut grafikte yer alan gün içerisindeki iki tane seviyeye yani çizgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada stop loss ve take profit'i kullanırken yine basit analiz yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Yani destek direnç ve kanal çizgileri bu aşamada önemli olabilir. Özellikle bu indikatör bu anlamda önem arz etmektedir. İndikatörün ismi Pivot e, Resap olarak geçerli. Bunu Google'da search ederseniz bu şekilde bulabilirsiniz. Özellikle bu iki indikatörü e, MetaTrader 4 içerisine ekleyerek bu konu hakkında en azından e, bilgi sahibi olabilirsiniz. İki indikatörü biraz Hani birlikte kullanılabilir mi diye soracak olursanız, evet bu iki indikatör birlikte kullanılabilir. Tek bir indikatörü sadece tek bir indikatörle birlikte işlem stratejileri oluşturmak doğru olmayacaktır. Mesela bugün bu pivot hesaplamasını yani pivot resap indikatöründe bugün nasıl bir fiyat değişimi incelendi ona bakacak olursak özellikle bu noktada Dikkat edilirse sterlin dolar paritesinde gün içerisinde önemli bir kırılma izlemiştik. Bu kırılma aşağı yönlü kırmızı çizginin de e, altında fiyat değişimine sebebiyet verdi. İşte bu görüntü aşağı yönlü baskıların devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirdi. Eğer biz bu indikatöre göre bir strateji oluşturmuş olsaydık otomatik olarak kırılmadan sonraki hedefimiz aşağı yönlü hareketler olacaktı. Ve bu aşağı yönlü hareketlerde de net bir şekilde görüntüyü izlemiş olduk. Zaten fiyat değişimlerini incelediğimizde kabatasak 1.24.30 1.24.40 civarlarında bir kırılma gerçekleşti. Nereye kadar? Gün içerisinde yaklaşık olarak 1.23.30 civarlarına kadar bir geri çekilme izledik. Daha doğrusu 1.23.45'lere kadar bir geri çekilme izlemiş olduk. Yani tabii ki tepe noktasında bunu görebilmemiz mümkün değil. Bazı zamanlarda e, bunu göremeyebiliyoruz. Özellikle Biraz önceki band stop it alert'ta size uyarı sinyali verilebiliyor ya da uyarı sinyali geliyor e, MetaTrader 4 içerisinde ya da sesinden de eğer hoparlörünüz açıksa o sesten de duyabilirsiniz. Ama e, bu pivot resap indikatöründe bir uyarı mekanizması hani yukarıya da aşağı yönü şeklinde size bir uyarı olmadığı için sürekli olarak takip etmeniz gerektiğini unutmayalım. E, genel çerçevede özellikle bu indikatörleri şöyle kısaca tekrar değerlendirecek olursak bu iki indikatöründe trend yönlü ya da trend takipçisi olabilecek bir indikatör olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dikkat edeceğimiz bölgeler mevcut kırılmalarda neler gerçekleştirilmeli. Bunlar özellikle pivot resap dediğimiz indikatörde. Kırılmalarda ya da yatay trendlerde yatay iç, e, görüntüde stratejiler oluşturulabilir. Ben Stop It Alert'ta sadece okların sizlere gerçekleştirdiği e, sinyaller özellikle trend yönlü sinyaller çok önemli. Bu noktada tabii ki e, indikatörler kısa vadeli olduğu için hem yukarı hem aşağı yönlü sinyaller verebilir. Burada genellikle trend yönlü sinyallerin daha fazla önem arz ettiğini lütfen unutmayalım. Yani aşağı yönlü bir trend varsa bize satış sinyallerinin yer alması, alış sinyallerine biraz daha dikkatli yaklaşmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani genel çerçevede özellikle indikatörlerle alakalı yani bu iki indikatörün ortak özelliklerini bu şekilde izah edebiliriz. 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde kullanılabilir. Euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, altın Bunların içerisinde euro dolar ve altın en fazla dikkat edilen bu indikatörlerle varlıklar diyebiliriz. Diğer indikatör diğer varlıklarda kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. 4 saatlikte kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. 15 dakikada kullanabilir misiniz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama önemli olan back testinizin sağlam olması. Yani indikatörler standart olarak bilinenlerin dışında eğer backtest çalışmasını doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Başarılı sonuçlar imza atabilirsiniz. Özellikle bu husus çok önemli. Yani indikatörün teorik anlamdaki bilgisi tek başına yeterli değil. Siz bununla alakalı backtest çalışması yapmanız gerekiyor. Yine genel anlamda indikatörlerle alakalı genel bir feedback. Burada şu hususlara dikkat edelim. Ne indikatör öğrenirseniz öğrenin. Sermaye yönetiminiz Doğru olmadığı müddetçe o indikatörler size doğru yol oluşturmayacaktır. Şunu lütfen unutmayalım. Bir sinyal geldi diye o sinyalin hepsinden yani bütün kazancından yararlanacağım gibi kendinizi bu şekilde bir e, yüksek çıta oluşturmamalı. Gün içi hedefler vermeniz gerekti. O gün içi hedefler aylık olarak e, baktığınızda sizin için çok önemli meblalara ulaşabilir örnek veriyorum günde 500 dolarlık bir kazanç örneği oluştuğunu varsaydığımızda hiçbir şekilde 22 işlem gününde hata yapmazsanız 11.000 dolarlık bir kazanç örneği olabilir. Bakın sadece bir lotta 50 piplik bir kazançtan bahsediyorum. Hem misal 22 işlem gününün tabii ki hepsini kazanç elde edemezsiniz. Örnek veriyorum Bunların 14 tanesinin kazanç örnek, 8 tanesinin zararlı örnek olduğunu varsayalım. 50 pip stop loss, 50 pip take profit olduğunu varsayalım. Yani zarar ve kar birebir oranda kazanırsam 500 dolar kazanırım, kaybedersem 500 dolar kaybederim. Baktığımız üzere 14'e 8. Bu ne demek? 6 tane kazanç işlem demek. 6 çarpı 500 dolar, 3000 dolarlık bir kazanç örneği Demektir ki bu da Türk lirasına vurduğumuzda yaklaşık 11 bine tekamül eden bir rakamdır. Yani bunlar e, imkansız değil sadece sistemsel olarak ne yapacağınızı bilmenizle alakalı bir şey. Bunu basit teknik analiz yöntemleriyle sadece destek direnç kanal çizerek de oluşturabilirsiniz. Ya da bunu indikatörler vasıtasıyla altında da e, gerçekleştirebilirsiniz. Backtest çalışması ne demektir? Backtest çalışması geçtiğimiz dönemlerde yani geçtiğimiz sinyallerde bana al ya da sat sinyalleri verdiği yerlerde başarılı olmuş mu olmamış mı? Olmuşsa işte 100 tane işlemden kaç tanesi başarılı olmuş son 100 tane işlemde işte diyelim ki 80 tanesi başarılı olmuş 20 tanesi başarısız olmuş. İşte bu backtest dediğimiz husus budur. Bu tamamıyla sizin indikatörü nasıl kullanmanızla alakalı. Örnek veriyorum. Ben Euro'lar, sterlin, dolar, dolar, tıkası altına anlatıyorum ama siz dolar yen istiyorsunuz. O zaman dolar yenle alakalı bir saatlik grafiği açıp Bundan önceki sinyallerde nasıl bir sonuç oluşmuş bu sorunun cevabını bu şekilde görebilirsiniz. Sonucuna baktığınızda istatistiksel anlamda başarı şansınız, ya yani başarı var mı yok mu bunun cevabını bulduktan sonra bu indikatörü kullanıp kullanmayacağınızın kararını verebilirsiniz. Şimdi indikatörleri e, grafik üzerinde nasıl ekleyebiliriz? Önce bunu e, bilgilendirmemiz gerekiyor. Öncelikle bu indikatörlerin isimlerini Google'da search ederek hemen MetaTrader 4 yani MQ4 kodunu buradan indirebilirsiniz. Ya da uzman danışmanda olması isterseniz EX4 uzantısıyla da görebilirsiniz. Bu indikatörleri şu şekilde ekliyoruz. Dosya menüsünden data dosyasını aç bölümüne girdikten sonra burada Klasör karşımıza çıkacak ve bu klasör karşımıza çıktıktan sonra MQ4 bölümüne bu indikatörü ekleyebilirsiniz. Yani MQ4'ten Indicators, Indicators içerisinde bu indikatörleri ekleyebilirsiniz. Özellikleri bu indikatörü ekledikten sonra da mevcut süreci kullanabilirsiniz. Bakın burada hemen eklenmiş halleri mevcut. Tabi bunu ekledikten sonra platformumuzu kapatıp açıyoruz. Kapatıp açtıktan sonra artık bu indikatörleri ekleyebiliriz. Peki nasıl ekleyeceğiz? Hemen indikatörler bölümünden yani buradaki araç çubuklarından F artı görüntüsünden hemen buradan indikatörleri ekleyebiliriz. Burada indikatörleri ekledikten sonra da karşımıza tabii ki içeriğinde alakalı paneller çıkacaktır. Buralarda renk ayarlandırması yapabilirsin. Onun dışında ekstra bir çalışmaya ihtiyaç yoktur. Ee, yine burada hani pivot resapta çok ekstrem bir durum yok. Sadece ben stop bit alert'ta burada işte okların ve bu oklardan sonraki noktaların e, kalınlığı inceliği ile alakalı Buradaki değişiklikleri siz kendinize uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum bakın noktaları büyüttüm. Hani bu şekilde kendinizce değişiklikler yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Mesela ben okları biraz büyütmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz bakın sadece okları büyütmüş oldum. Rengini de istediğiniz gibi e, değiştirebilirsiniz. İndikatörün ismi... Ee, ne diye sormuş yatırımcılarımız. Hemen e, buraya yazayım. En azından anlatırken burada da görülmüş olsun. Ben stop with alert şeklinde buradan e, ilk indikatörümüzü görebilirsiniz. İkin, hemen bunu da bir saniye. İkincisi de pivot resap şeklinde. bu şekilde mevcut indikatörleri internetten bulabilirsiniz. Tabii ki bunların kısaltmaları ya da farklı farklı indikatör çalışmaları da olacaktır muhakkak. Bu yüzden de özellikle bu çalışmaların da bu şekilde olduğuna dikkat edelim. Tabii ki ben Stopfit Alert'ta hani farklı farklı çalışmalar da vardır. Özellikle hani Bollinger bandı içerisinde olup da bunu bu çalışmayı e, kullanabilen de e, söz konusu. Bunu e, manuel bir şekil değil de robotsal sistemlerde çalıştıran bölümler de vardır. Burada benim kullandığım olduğum indikatör bu işin biraz daha manuelidir diyebiliriz. Şimdi hemen bu indikatörle alakalı e, hemen çalışmalarımıza başlayalım. Şimdi ben stop It alert indikatörümüzde bizim sinyalimiz neydi? Ok bana aşağı yönlü sinyal verirse benim için satış. Ok bana yukarı yönlü sinyal verirse benim için alış sinyali verir gibi. Yorular paritesinin en sonki sinyallerine bakalım. Dikkat ettiyseniz özellikle bana sat ve al vermiş olduğu zamanlarda diğer sinyaller verildiği ana kadarki bölümde çok önemli kazançsal tabloların oluştuğunu inceleyebiliyoruz. Yani bana sağ sinyal verdikten sonraki alana bakın. Yani bu alanı da şu şekilde izah edecek olursam tepe noktasının 1.08.30 olduğunu varsayalım. 1.08.28 civarları. 1.08.30 olduğunu varsayalım. Dip noktalarında hani şu anki aşamada yapılan geri çekilmelerinde kaba tahsak 1.06.55'lerde ara destek direnç noktalarında 1.07.25 olduğunu varsayalım. Hani hareketin pipsel değerini bu şekilde biraz daha net bir şekilde görebilmeniz açısından şu tepe bölgesini de kaba tahsak baktığımızda 1.07.90 civarları olduğunda söyleyebiliriz. Satış baskısı oluştuğu zamanlarda 1.0791.0830 10830 bölgesinde aşağı yönlü hareketlerde sinyallerin nerelerde kapandığını baktığımızda hani kaba taslak 1.07.60 civarlarında hatta burada sinyal verdiğinde de kaba 1.07.45 civarlarında yani aşağı yönlü hareketlerde ve yukarı yönlü hareketlerde önemli fiyat değişimlerinin incelendiğini izliyoruz. Özellikle bu aşamada dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus bu indikatörün sinyalinin ne zaman kapatacağına ilişkin düşünce diğer bir sinyalin gelmesiyle ama ben alternatif olarak risk yönetimi bazında işleme girmiş olduğunuz bölgeden yapacağınız kazançsal oranınızın sizin sermaye oranınızla ilişkili olabileceğini unutmayalım. Yani ben o işlemden e, yüzler, yüzlerce pip değerli e, kazanç elde edeceğim şeklinde düşünmekten ziyade gün içerisinde kaç piplik bir kazanç benim için yeterli şeklindeki soruya bu cevabınızı verebilirsiniz. Bu grafiğe göre yani bir saatlik grafiğe baktığımızda Eurodolar paritesinde yaklaşık olarak 1.0780 civarlarından bir satış görüntüsünün ön planda kaldığını oklara baktığımızda yani daha doğrusu ok çizgilerine baktığımızda aşağı yön hareketi desteklediğini, bu aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini, bu e, yeniden bir mavi yani al sinyaline dönene kadar bu negatifliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii başka bir varlık seçelim. Hani başka bir varlık olsun. Misal dolar endeksi olsun. Mesela dolar endeksi ile alakalı hemen dikkat ederseniz e, bir ses duyduk ve diyor ki bize bands going up 10 dolar endeksi yazıyor. Yani bu ne demek? Bollinger bandında bir alt sinyali veriyor demektir. Ama bu şu anda verilen bir sinyal değil. Sadece bu indikatör yani daha doğrusu bu grafiği açtığımız için mevcut olan sinyali gönderiyor. Ne zaman sinyal verilmiş? Daha önce zaten bunun al sinyalini vermişti ve şu anda bu alt sinyali hala dolar endeksi için geçerli. Yani şu anda dolar endeksinde potansiyel bir yukarı yönlü çıkışın devam edebilme ihtimali kuvvetli. Bu son geri çekilmeye rağmen hala yukarı tarafta hedefler devam ediyor. Ne zaman yeni satış sinyali verir, o zaman endeks tarafında kısa vadeli e, görüntü değişir. Tabii ki şu anda baktığımızda iş işten geçmiş oluyor. Ama şu anda iş işten geçmiş oluyor. Siz bu indikatörü kullanmaya başladığınız andan itibaren o sinyaller size geldiği zaman tam da zamanında bunu e, takip etmiş olacaksınız. Bu indikatörle alakalı ekstra ne demiştik? Garantici olmak istersek en azından 1 saatlik kapanışı da görmemiz gerekiyor sinyal geldikten sonra. Tabii ki bu aslında Band Stop With Alert alakalı yapacağımız bir çalışmaydı. Gelelim diğer indikatöre yani pivot resap dediğimiz. Bu ne demekti bizim için iki tane çizgi var demiştik Hatta bu çizgileri biraz daha kalınlaştıralım ki çok daha iyi olsun. Görüntüsel anlamda burada kalınlık incelik ayarları var özellikler bölümünde bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kalınlık incelik ayarlarını yaptıktan sonra bizim için senaryolarımız nedir? Eğer yatay trend varsa bu çizgilerin arasında al satıştan beri eğer yatay trend değil gerçekten bir trend mevcutsa yani yükseliş ya da düşüş trendi varsa biz o zaman mevcut bu çizgilerin dışındaki senaryoları oluşturmamız gerekiyor. Ama yine vurguluyorum. Yataylık olursa burada çizgilerin arasında tıpkı Bollinger Bandı stratejisi için dikkat edilebilir ama eğer trend varsa trend yönünde kırılmalar bizim için önemli. Mesela sterlin dolara bakın. Normal şartlarda bu indikatörü düşünmeyin. Hemen bir tane e, trend çizgisi çizelim. Kaba bir kanal çizgisi çizelim. Yani nasıl bir görüntü söz konusu? Dikkat edersek hani kaba çizmiş olduğum kanal çizgisinde bakın çok net bir görüntünün negatif olduğunu görebiliyoruz. S söyleyebiliriz yani görüntü negatif diye. Şimdi baktığımız zaman şurada şu indikatörü silmek istiyorum öncelikle. Olmasın bu indikatörler. Yani biz indikatörleri kullanırken hani hiçbir şekilde teknik analiz yapmıyoruz değil. Muhakkak ve muhakkak biz normal beklentilerimize bakalım. Normal beklentilerimizi oluşturalım. Ondan sonra çalışmalarımıza start verelim. Diğer indikatörler acaba beklentimizi ne kadar destekliyor, ne kadar desteklemiyor? Bu sorunun cevabını inceleyelim. Baktığımız üzere özellikle bir e, sıkışma var, hatta bir alçalan takıl formasyonu ama kırılma gerçekleşmediği için tam anlamıyla burada net bir formasyon gereksinimlerini taşımadı. Burada dikkat ettiyseniz bir sıkışma ve sıkışmadan sonra tekrar aşağı yönlü bir hareket var. Bu aşağı yönlü hareketlerden sonra bir sıkışma. Bir sıkışmadan sonra tekrar tersi yönünde bir hareket. Hatta buraya şu şekilde baktığımızda bir kap formasyonunda oluştuğunu inceliyoruz. Ve mumlara baktığımızda bu mumların bir saatlik mum olduğunu varsaydığımızda yaklaşık olarak saat 18 mumu yani saat 6'dan 7'ye kadar süreçte kapı tamamladığını da görebiliriz. Ve bundan sonraki süreçte soracağımız soru şu. Bu yükselişlerden sonra yeni bir satış baskısı mı oluşacak yoksa trend sonlanacak ve yukarı yönlü önemli bir adım mı atacağız? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Teknik olarak baktığımızda işte destek direnç noktalarımızı burada belirleyeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Sıkışmaların yani iğnelerin spark'ların olduğu bölümlere bakalım. Kaba atarsak burada işte 24, 55 civarları ya da 24 50 civarı önemli bir direnç görevinde ve burası geçilirse yeniden yukarı yönlü bir hareketle başlayabilir vurgusunu yapabiliriz. Tabii ki bu işin teknik boyutu. Hemen indikatöre ekleyelim. Bana bu indikatör bir sinyal veriyor mu, vermiyor mu? Buna bakalım. Ne zaman vermiş bana sinyal? Sinyal özellikle hemen şurada göstermek istiyorum. Bugünkü kırılma yani yaklaşık olarak saat 11'de aşağı yönlü gerçekleşen kırılma ile birlikte bana bu sinyali vermiş. Bu kırılmayı mesela bu kanalı çizdiğimizi varsayayım. Bu indikatörü attığımızı varsayayım. Indikatör bana nerede sinyal veriyor? Yaklaşık olarak hemen üstüne geldiğimizde 1.24.26 yazıyor. Yani 124-26 kırıldığı zaman satış baskısı devam edebilir uyarısını yapıyor. Ama mesela ben bu kanalı çizdim. Benim için önemli olan burası 1.24.20. O zaman 124 26 kırıldığı zaman satış açmak yerine 124 kırılması sonrasında satış pozisyonlarına yer alabilirsiniz. Tabii ki bu hani trend yönlü olduğu için, trend düşüş olduğu için bunu bu şekilde size izah ettik. Mesela bir önceki çizimimizde yani sadece tek başına bir indikatör kullanılmaması gerektiğinin örneğini burada paylaşmak için bu kanal çizimini paylaşmış oldum diyelim ki burada sana sinyal verdi. Kırıldı, satış sinyali verdi ama kanal bana satış sinyali veriyor mu? Dikkat edin, vermiyor. İşte bu noktada yani kendi indikatörünüzü teyit almak amaçlı e, bunda bu senaryoları oluşturabilirsiniz. Mesela şu anda sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket oluşuyor. Yukarı yönlü harekette benim için al sinyalinin oluşabilmesi için ne olması lazım? Teknik tarafta baktığım zaman kanalı kırdı. Yani benim için normal şartlarda hemen şu elipsi seçmek istiyorum tekrar. Normal şartlarda benim için kıstas olarak aldığım 1.2455 vardı. Eğer bu seviyenin üzerinde hareketler devam ederse yukarı yönlü bir hareket beklentim oluşabilir. Peki nereye kadar gidebilir? Burada dalgalanmaların tepe noktası 1.2498 yani yuvarlak hesap 1.25'lere kadar alan var. Benim için burası bir sinyal midir? Bir alım sinyali midir? Hayır. Bakın sterling dolar paritesinde Önemli yüksek. Bakın bu arada ee, Ben Stop Going Up Sterling dolar 60'da Yani bu ne demek? Sterling dolar 60 dakikalık grafikte bana bir Al sinyali Verildi Diye uyarı geldi. Yani biz ne demiştik biraz önce Sterling dolarında bir sat sinyali var demiştik hazır indikatörden diğer indikatöre geçtik ama sinyal geldiği için size aktarmak istiyorum. biraz önce yaşanan yukarı yönlü hareketten dolayı bana bir al sinyali geldi ama ok henüz mavi e, görüntüsünü oluşturmadı bakın hatta bunun biraz e, boyutunu da büyütecek olursak bakın hazır sıcağı sıcağına bir sinyal gelmiş olduk. Yani sterlin dolar eğer yukarı yönlü bir hareket başlatırsa yaklaşık olarak 1.27'lerden başlayan satış rallisinin sonuna gelmiş olacağız. Bu sinyal geldi ama dediğimiz gibi fiyatlama alanında henüz bir pozitiflik görmedik. Hemen bunun devamında bu, bu indikatörün içerisine diğer indikatörü de ekleyelim. Bunun içerisinden devam edelim. Hemen bakalım nasıl olacak. Biraz önce ok gördük. Bakın Burada yanıp sönen okları görüyoruz henüz Burada bir sinyal verdi ama Yukarı yönlü hareket devam edebilmesi için Öncelikle bu okun üzerine yani bu Kapanışın Önemli olduğunu lütfen unutmayalım yani saat 7 mumuna dikkat edelim Ok yanıp sönüyor bazı zamanlar burada fiyat hareketinin Oynaklığından kaynaklı Özellikle burada Bize yukarı yönlü bir sinyal vermesi durumunda Tabii ki ne yapmamız gerekiyor bir kapanışa garanti olarak bakacağız Ama bu diğer indikatörde bize sinyal nasıl vermişti? Burada benim zirve noktam var. Yaklaşık olarak 1.25. O zaman benim sinyalim şu şekilde olması gerekiyor. Ben ben stop Tether'dan bir sinyal biraz önce aldım. Bu sinyal bana ne diyor? Yukarı yönlü çıkış başladı diyor. Henüz tam anlamıyla sinyal alamadık. Yani ok şu anda yanmıyor. Yandıktan sonra bizim için önemli olan ee, bu kapanışın Kendisine destek olup olmaması yani bu ne demek saat 19 mumu 1 saatlik mumu 20'ye kadar süreçte gerçekten bu sinyal tetiklenecek mi tetiklenmeyecek mi tetiklenirse eğer burada bizim önümüze karşımıza çıkan ilk bariyer neresi 1.25 burada diğer indikatörümüzü bizim için dalgalanmanın maksimum boyutu olabileceği yer 1.25'i geçerse eğer Stalin dolar paritesi o zaman benim için bir pozitiflik yaratabilir. Yani bakın sadece bu indikatörle bana böyle bir düşünce oluşturuyor. İki indikatörü birlikte kullandığım zaman. Yine özetleyecek olsak. Ben Stofpeter'e bana bir sinyal verdi. Ben bu sinyalin teyidi için bir saatlik kapanışa bakacağım. Acaba hala fiyat yukarıda olacak mı? İlaveten 1.25'in üzerinde de fiyat görebilirsek. Benim için bir yükseliş hareketi oluşabilir. Teknik tarafa baktığımızda. Hani. Grafiksel anlamda incelediğimizde acaba senaryo nasıl buna bakalım. Burada kanal çizgilerimize baktığımızda özellikle kanal çizgilerimizin görüntüsünde kırılan bir görüntü var. Yani biz normal basit bir teknik analiz varyasyonları ile çalışmış olsaydık şu anda kanalın kırıldığını görmüş olurduk. Yine zaten kanal kırılışını teyit etmek açısından da özellikle buraya dikkat etmek gerekiyor. Bir saatlik kapanış buna da ee, bakmak lazım. Tabi başka zaman dilimlerine de bakabilirsiniz. Yani burada ben bir saatlik e, bakıyorum diye değil. Burada 4 saatlik grafiğe de odaklanabilirsiniz. Ama benim biraz önce aktardığım 1 saatlik kapanışı da baz alarak bu stratejinin oluşturulması şeklindedir. Ve senaryonun çalışabilmesi için yani birlikte bu indikatörleri kullandığımız için de biz kendimizi garantici olarak 1.25'in üzerinde hareket izleyebilirsek o zaman yükselişler devam edebilir uyarısında bulunabiliriz. Yani genel çerçevede özellikle bu şekilde bir strateji oluşturabiliriz. Hani sıcağı sıcağına sinyal geldiği için bu çalışma üzerinde size aktarım yapmak istedim. Biraz önce ben stop it alert'ta bir al sinyali geldi ama Fiyata bakın hareketli olduğu için ve hemen şu anda kazanımlarını biraz olsun geri verdiği için ok söndü. Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse ok tekrar yanacaktır. Biz bu saatlik kapanışa bakacağız. Ok yukarı yönlü yanıyorsa ve saatlik kapanışta özellikle mevcut yukarı yönlü hareketi tetikliyorsa burada garantici olmak istersek 1.25'in geçilmesini beklemek gerekiyor. Bu da diğer indikatörlerle birlikte kullanım senaryolarını oluşturacaktır diyebiliriz. Şimdi genel anlamda bizim e, sizlere aktarabileceğimiz indikatörlerle alakalı bunlar. Bundan sonra sizin bu indikatörü platformunuza ekleyip bu indikatörü backtest çalışmalarında incelemeniz, başarılı bulup bulmamak tamamıyla sizin stratejinizle alakalı. Yani ben başarılı buldum diye siz de başarılı bulmak zorunda değilsiniz. Tamamıyla kullanıma bağlı sermaye kontrolleri, risk yönetimi, e, işlem stratejisi, işlem stili, e, trade psikolojisi, Trade terbiyesi bunlarla alakalı çok herkesin çok farklı değişikliği ya da çok farklı sistemleri olacaktır. Bu yüzden de bunlarla illa kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece MetaTrader 4 standart şablon içerisinin dışında bir iki indikatör size aktarmak istedim. Ben bu indikatörleri kullandığım için başarılı olduğunu düşündüğüm için sizlerin de başarılı stratejilerinizde yer almasını Destekleyebilmesi açısından en azından sorularınıza cevap verebilmek adına destek olması babında iki indikatör paylaşımını sizlere aktarmış oldum. Hemen burada sorulara bakmak istiyorum. İndikatörle alakalı sondan başlayacak olursak back testi nerede tavsiye edersiniz? Hani tabii ki bununla alakalı strateji testleri ya da başka e, sitelerde bu tarz testlerin oluştuğu bölümler söz konusu. Ama size tavsiyem bu testi manuel bir şekilde yapmanız, manuel bir şekilde yaparsanız yani daha önceki sinyallerin nasıl sonuçlandığını al alakalı bu sinyallerin sonuçlarını manuel bir şekilde yapmanız, indikatörü öğrenmeniz açısından da önemli olacaktır, karar vermenizi çok daha kolay olacaktır diyelim. Bunun dışında başka bir soru var mı ona bakıyorum. Backtest çalışması nasıl yapılır demiş. Yani bu indikatörün daha öncelerde başarılı çalışıp çalışmadığını bu indikatörlerin stratejileriyle birlikte değerlendirebilirsiniz. Not alabilirsiniz. İşte 100 tane sinyal örnek veriyorum. Son 100 sinyalde şu kadarı başarılıydı şu kadarı başarısızdı gibi gibi istatistiki hedeflemeler gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada tabi yine stratejiyi aktarırken şimdi normalde özellikle bugün sterlin dolar paritesinde satış sinyalinin e, pivot bölgesinin kırılması ile birlikte elde edildiğini çok net bir şekilde izah etmiştik. Kanal çizgisinin kırılması bunu tetiklemişti yani teyit edilmesi mantığında böyle bir sinyal oluştuğunu vurgulamıştık. Şimdi trend değişecekse eğer yarından itibaren özellikle eğer bugün sinyal alamazsa akşamdan itibaren Yarından itibaren en azından trend değişecekse burada yukarı yönlü bir kırılım olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabını arayacağız. Bu yüzden de e, pivot resub indikatöründe yukarı yönlü mavi çizgiler kırılımını da bu şekilde e, takip edebilirsiniz. Bunun dışında konu dışında sorular var. Konu dışında sorulara cevap vermediğimizi e, yine hatırlatmak istiyorum analiz.gcnforex.com ve forex.com adreslerine mail gönderimi gerçekleşebilirsiniz. Ee, onun dışında başka e, soru var mı indikatörle alakalı? Nereden indirebiliriz diye bir soru gelmiş. Ee, burada indikatörlerin isimlerini sizlere aktarmıştık. Bu indikatörleri Google'da search ederek en azından ismini yazıp indicator, e, metatrader 4, download yazdığınız zaman bu e, forum sitelerinde bu konuyla alakalı e, tabii ki sizlere şey alacaktır destek sunulacaktır diyebiliriz. Tabii ki bunları indir, indirirken lütfen dikkat edelim çünkü her forum sitesi başarılı olmuyor bazı forum sitelerinde maalesef virüs uyarıları da olabiliyor. Lütfen girdiğiniz adreslere de bu aşamada dikkat edin. İndikatör tercihi kişisel mi yoksa bu indikatör içinde denenmiş ve başarılı olanlar var mı? Şimdi MetaTrader içerisinde yaklaşık olarak 114 tane indikatör var. Dünya geneline baktığımızda MetaTrader 4'ün dışarısında yine MetaTrader 4 ya da 5 kullanıcılarına hitap etmiş binlerce, on binlerce indikatörler var. Şimdi bu indikatörler e, belirli bir çıtanın üzerinde yani başarılı olabilme ihtimalinin yer aldığı indikatörler ama nasıl kullanıldığını bilirsek. Nasıl kullanıldığını bilirsek kavramı aslında e, teorik anlamda almış olduğumuz indikatör eğitimin dışında birazcık daha işin kişisel boyutlarına ulaşıyor. Tabi bana indikatör al ya da sat sinyali veriyor ama ben sadece o indikatöre göre tek başına işlem stratejisi oluşturmuyorum. Çünkü tek başına bir indikatörle al ya da sat sinyali vermek doğru olmayacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani şu anda mesela sterlin dolarda bana al sinyali geldi diye ben hemen varımı yoğumu sterlin dolarda alıma odaklamayacağım. Hemen duracağım, dekleyeceğim, teyit etmesine odaklayacağım. Ha tabii fiyat gözünüzün önünde sinyal geldi, muazzam çıkıyor gibi psikolojik faktörler olacaktır ama burada backtest çalışmaları, yani ürünler, ee, kişiye göre stratejiler her zaman önem arz edecektir. Ya baktığımız üzere şu anda Sterling Dolar'da bir al sinyali gördük. Daha önce de bunun uyarısını yaptık. Bakın Sterling Dolar paritesinin yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Biraz daha garantici olacağız. Niye? 1.25'te takılabilir. 1.25'te takılacağı için de şu an itibariyle henüz buradan bir alım yapmaya ihtiyaç yok. Biraz daha teyit kazanmak lazım. MetaTrader 4'e eklemeyi gösterebilir misiniz demiş. İndikatörü indirdiğimizi varsayalım. Dosya menüsüne geliyoruz. Data dosyasını açıyoruz. Data dosyasını açtıktan sonra MQL4 bölümüne giriyoruz. Burada indicators bölümü var. Indicators bölümünün içerisinde indirmiş olduğumuz indikatörleri indi, e, buraya yapıştırıyoruz. Bakın burada indikatör eklenmiş bir şekilde duruyor. Sonra klasörü kapattıktan sonra bilgisayarımız yani daha doğrusu platformu kapatıp tekrar açıyoruz ve bu indikatörleri özel göstergeler bölümünden ekleyebiliyoruz. Bu şekilde de mevcut ekleme talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Genel çerçevede sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Eğitime yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.